Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii kaldığımız yer derken aslında bir proje yaparken bu kadar ara vermek pek mantıklı değil. 6-7 saat ara verdim ama ne anlatacağıma karar vermek ayrıca bir sorun. O yüzden ara vermek zorunda kalıyorum. Her şeyi videoya çekmek istediğim zaman. Her neyse yine de hızlı bir şekilde yazabiliriz. Çok problem olmaz. Biz en son nerede kalmıştık? Web sayfası şu haldeydi. Ben şuraya da bir tane ayrı bir row ekleyeceğim. Bu row bu ikisinden ayrı bir şekilde duracak. Bu da yine sağ dayalı olacak. Ama bunun yanında, önünde olduğu zaman bunların arasına biraz mesafe bırakabileceğiz. Yani şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe farklı olacak. Bunu yazmak için burada bir dil olsun. Mesela Türkçe seçiliyse burada TR yazsın, İngilizce seçiliyse N yazsın gibisinden bir ayar çekeceğiz. Şimdi tekrar headers'a geliyoruz. Root kısmına geliyoruz. Burada bir tane item oluşturalım. Yoksa öyle yapalım. Bunların tamamı ayrı bir row olsun. Right navbarında bir de dil için ayrı bir row olsun. Ben geliyorum, şunları alıyorum. Yine burada fn ne olsun? Ne ismi verelim bu fonksiyona? İsim vermek de biraz zor ya. İsmini neyse isim vermeyelim. Şöyle yapalım. Tamamını Rolf if tamamını bir item olarak ekleyelim. Bunun tamamını bir item olarak ekleyelim. Item diyelim. Bunların tamamı item'ın içerisine gelsin. Okey. Tamam. Tabi bunun öncesinde de bir de seçtiğimiz dil neyse onu yaz. Bunun içinde lang diye bir tane fonksiyon oluşturalım. fnlang diyelim. Bu fnlang yine imp'de element return edecek. Tabi burada ne kullanacağız? El mi kullanalım yoksa lang diyelim buraya. Klavye biraz cins çalışıyor. Evet, buraya geldik ve burada bir tane link açalım. Link new lan label. Label'i şimdilik TR yazalım. Sonra bunu değiştireceğiz. Nereden değiştireceğiz? Hangi dil seçilirse ona göre gelecek. Bu aslında burada to'ya gerek yok. Bu direkt label olabilir. Link oluşturmamıza gerek yok. Diyelim. Bunun on clean'i yani buna tıklandığı zaman dil değişecek. TR'den İngilizce'ye, İngilizce ise TR'ye geçiş yapacak. Şimdi neyi otomatik yapmamış bilmiyorum ya. Hiç. Nasıl lazımdı ama. Şöyle. Bu bir item. Bu da bir item. Gelelim bakalım. Bakın burada TR eklemiş. Şimdi şu TR ayrı bir row. Burası ayrı bir row. Ben buradaki rowların gapını yani aralarındaki mesafeyi 10 yapmıştım ama bu biraz daha fazla mesafe katması lazım. Yani buradaki right now var. Yani bir row birbirinden ayrı olsun istiyorum. Dolayısıyla geliyorum buraya. Burayı değiştiriyorum. S diyorum. Bak. Ne olsun? New. Right. Up. New. Right değil mi? Ha, X düzleminde. Ne olsun? 20 olsun. Şimdi TR biraz daha şöyle. Tamam.
Bunun üzerine geldiği zaman tıklandığında bir link oluştursam buraya tıklandığında şuraya git anlamı oluşacak. O yüzden ben link oluşturmuyorum. Sadece yazı olsun şimdilik. Üzerine geldiği zaman değişsin. Ama bu labelde bir sıkıntı var. Label oluşturduğumuz zaman fare üzerine geldiği zaman değişiklik olmuyor. Ben daha sonra bunu sormam lazım. Nasıl yapıyoruz? Yani fare üzerine geldiği zaman şunun gibi olması lazım. Bu da tabii ancak ya buton olması lazım ya da dur bir buton yapalım bunu. Bunu bir buton yapalım bakalım. Ama butonda birkaç detay daha isteyebilir. Yok, label yeterli oldu. Tamam. Bakalım. Heh, şimdi oldu. Şimdi buna click özelliğini verebiliriz. Şimdi bu yazının kaynağı bir yerden gelmesi lazım ki mantıklı olsun. Yani seçilen dil gelmesi lazım. O yüzden ben geliyorum. Şurada bir lang var ya lang. Lang bize bir referans, mutable referans verecek. Şu veriye ait mutable referansını verecek. Ben geliyorum buraya diyorum ki IMFL lang label rnlabel sun self diyelim. Self diyelim ki hani lang verisini kullandığımız zaman onun üzerinden direkt fonksiyonu çağırabilelim. Ne oluştursun? Bir tane str versin ama str burada aslında çok statik str vermesi lazım. Aslında. Neyse. Buraya lifetimes vermemiz gerekiyor bu arada. Ama vermedik. Yine de olur. Self. Bir bakalım nerede? Nerede var? Böyle bir bilgi var mı? Yok. Bana gönderdiği kodlarda böyle bir bilgi yok. Dolayısıyla bunu da biz yazmamız lazım. Şöyle yapıyoruz. Match self. Tamam. Ne olsun eğer long n ise endless'in long tr ise tr'desin. Bakalım hata verecek mi? No, hata vermedi. Şimdi geliyorum buraya. Long'ı çağırdığımız zaman long bize bir bilgi verecek. Ne veriyor? Mutable bilgisini veriyor. Dolayısıyla biz bu fonksiyonu çağıracağız. Mutable olayı şu. Biz bunu kullandığımız zaman bundaki değişiklikler sinyallerle nereden çağrılmışsa bütün o sinyalleri çağırarak çalışıyor. Mutable verilerimiz. Dolayısıyla ben mesela bu lang fonksiyonunu çağırdığım zaman eğer lang fonksiyonu daha önce çalıştırılmışsa yani bir veri oluşturmuşsa ikinci bir defa aynı fonksiyonu çağırmıyor. Bu statik referans bu özelliği bize sağlıyor sağ olsun. Bir defaya mahsus bir veri oluşturmuş isek fonksiyonu çağırmıyor ama fonksiyonun tuttuğu değeri çağırıyor. Şimdi ben geliyorum buraya. Label tabi eğer mutable veriyi çağırıyorsanız sinyal oluşturmanız lazım. Geliyorum buraya ve şunu söylüyorum. Lang nerede? Şurada. Tamam. Lang signal signal demesi lazım da. Bir dakika. Niye çağırmıyor? Bunun statik mutable olduğu için sinyallerinin olması lazım. Ama niyeyse sinyal çağırmıyor. Bir bakalım neler var. Hiçbir şey yok. Sebep. Clone özelliğini eklemişiz. Copy eklemişiz. Her şey tamam görünüyor. Statik var. Mutable var. Niye sinyal çağıramıyoruz? Signal ref ya da signal direkt signal çalıştıralım.
Bakalım bize ne yani verecek. Çalıştıralım, hata versin. Dimetrelim. Ha, bu lang kendini çağırmış. Yani lang lame diyelim biz buna. Şimdi mantıklı oldu. Tamam. Ha. Signal. Şimdi sinyali çağırdık. Map. Map. Map mi diyelim yoksa başka bir şey mi? Buna ait bu metotları gerçekten anlamam biraz uzun sürüyor. Map. Lang. Şimdi çağırdık. Lang'a göre Lang'ın labelini çağıracağız. L'nin labeli olsun. L label. Tabi label tab olmadığı için çağıramıyor. O yüzden biz burayı tab yapıyoruz. Buraya da geliyoruz. Yine tab diyoruz. Yine hata verecek tabi. Labeli fonksiyon olarak çağır demiş. Çağırdık. Return reference. O zaman şöyle. Signal ref mi? Evet, signal ref çağıracağız. Map'e hiç gerek yok. Map hiç kullanmayalım burada. Signal reference bize şunu verecek. Bu lang'ın kendi referansını verecek. Dolayısıyla ben burada L dediğim zaman lang hangisi ise bana onu veriyor. Labelini çağırıyorum. Lüks işte burası. Her ikisi de referans olduğu için diyor ki birincinin referansı ikinci kadar yaşamıyor. Dolayısıyla biz buraya statik bir veri oluşturmamız lazım. Veyahut burada ne yapabilirim ben? Burada sorun şu. Şimdi bu bir L signal referans ya. Bu L bir referans. Neyin referansı? Lang'ın referansı. Bakın üstünde de yazıyor. Lang diye bir verinin referansı. Ben bir de bu L'nin labelini çağırmışım. Şurada. Peki bu ne alıyor? Bu da self alıyor. Peki ben bunu şöyle yaparsam olur mu? Aslında oldu. Şu an verdiği hata başka bir şey. Burası neresi? 21. 21 mi? Element is not satisfied. Başka bir hata da vermesi lazım. Burada diyor ki sen bir tane ne çağırmışsın? Referans çağırmışsın. STR referansını çağırmışsın ama bu STR referansının ne kadar yaşayacağını bilmiyoruz. Ben de diyorum ki kardeş istediğim kadar çalışır. Statik ekledim. Yani lang çalıştığı müddetçe bu statik de çalışacak. Ama hala bile tam olmadı. Niye? Burada ne diyor? Empty plug. Tamam, orası ayrı. Şimdi bizim signal ref label signal'dan kaynaklı şuraları biraz değiştirelim. Biraz karmaşık olacak buralar. Tamam. Lang'ın signal referansını çağırdık. Tamam. Label. Evet, signal. Bunu map ile mi yapsaydık ya? Signal referans herhangi bir şey return etmiyor. Signal item. Ne demeye çalışıyor? Mutable 18 lang. Burada bir element referans
etmiyor, refere etmiyor. Sadece ne refere ediyor? Bu bir read only mutable refere ediyor. Ama aslında bu bazı yerlerde gayet düz çalışabiliyordu. Fakat şöyle yapıyorum. Label new label. Bunu nasıl yaptım onu da anlatayım. Şöyle demiş olduk. Muhtemelen çalışacak. Şimdi bir buton ekledim. Bu butonun labeline dedim ki kardeş sen dedim sinyal alacaksın. Dolayısıyla bu sinyale biz bir mutable referansını çağırmamız gerekiyor. Daha doğrusu şu türden bir veri çağırmamız lazım. Şu türden bir fonksiyonu çağırmamız lazım buraya. Çağırdım ama label signal ne istiyor bizden? Bir element istiyor. Dönüt olarak bir element istiyor. Fakat bu signal referans bir element dönmedi. Normalde sayı olsa mesela buradaki veri bir sayı olsa yani primitif bir types olsa bunu direkt string'e çevirip halledebilir. Ama burada signal referans direkt bunu yapmıyor. Signal referans bize şunu return ediyor. Bunda da tabii doğal olarak A ve B'nin ne olacağı falan filan karışık biraz. Ama ben ne dedim? Tamam dedim. Sen bu sinyal referanstan L'yi al. Yani Lang'ın ne olduğu bilgisini al. Şuradan. Sen bu bilgiyi aldın. Daha sonra ben bu bilgiden Lang'dan buna ait olan şu label fonksiyonunu çağıracağım. O bana bir setere verecek. Daha sonra o setereyi de ben labelin içerisine eklediğimden dolayı ne oldu? Gayet basit bir şekilde labelimiz oluştu. Daha doğrusu butona label eklemiş olduk ve bu labeli mutable'dan almış olduk. Ama şöyle de yapabiliriz. Mesela bu label signal olmaz. Ne olur? Şurası sinyal olur. Bunun sebebi ama olmadı. Dedim belki çalışır ama çalışmadı. Sebebi de tabii sinyal referans yine olayı işin içine girdim. Böylesi daha rahat. Bakalım. Niye bu defa çalışmadı ya? Oho. Hala zoom mutable diyor ya. Item signal dememe gerek yok ki. Ha doğru ya lang label yapmıştık burayı ya. Ben de diyorum ya sabahtan beri bu ne diyor ya. Aslında birçoğu da gereksizmiş ha yapılabilirmiş yani. Bunu gerçekten değiştirebilirmiş. Bir deneyeyim. Çünkü ben öyle tahmin ediyorum. Label signal'ı sadece buraya yazsam da olur aslında. Nope. Olmadı. Map ile yapabilirim. Map ile yapabilirim. Ama gerek yok. Bu da aynı kapıya çıkacak çünkü. Şimdi mesela bakın TR oldu. Ben TR yazmadım. Ben buraya TR yazmadım. Nereden geldi bu? Buradan geldi. Ama şimdi ben burada dil bilgisini değiştireceğim. Buraya TR mesela TR yazacağız. TR olsun. N yazacağız. N olsun. Ondan sonra Turkish diyeceğim. Türkçe. English. İngilizce. Aynısına geliyorum. Bunların aynısını alıyorum. Şuraya ekliyorum. Aynısını buraya da ekledik. Turkish, English. Tamam. Şimdi neler yapabiliriz? Buraya tıklandığı zaman on click, on press fark etmez. Geliyorum buraya. Burada bir tane fonksiyon oluşturuyorum.
State fonksiyonu olmasın. State fonksiyonundan sonra olsun. En sona bunu ekleyelim. Fn up fn yapacağız tabii bunu. Up fn buraya mı yazalım yoksa headers'ın kendisine mi yazalım? Buraya yazalım ya. Up fn change lokale. Lokalizasyonu değiştiriyoruz. Ve buradan geliyorum şunu diyorum. Şimdi burada birkaç şeyi biz değiştirmek zorundayız. Öncelikle onu belirteyim. Buralar sizi şimdilik ilgilendirmiyor. Lang fonksiyonuna geliyoruz ve şunu diyoruz. Bu lang sadece lang fonksiyonu ilk çalıştığı zaman tarayıcıdan bu bilgiyi alıyor. Mesela ben bunu İngilizce olarak kaydetsem en son yüklenen İngilizce olduğu için bunu oradan yükleyecek. Local storage fonksiyonu bu işe yarıyor. Yani tarayıcıya bazı verileri ekliyor, kaydediyor ki daha sonra kullanabilsin. Bu da yine mesela local storage almış, yine oraya eklemiş, store lang yapmış. Burada da set HTML lang. Lang'dan veriyi al. Yine set lang olarak bu defa tarayıcının kendisine bu bilgiyi ver. Bunların her biri ayrı ayrı. Bunlar local storage. Burası dokümanın kendisine ait. Set lang kısmı. Mutable lang. Load lang. Aldı. Store lang. Set HTML lang. Ben geliyorum. En sona şunu söylüyorum. Change lang. Lang fonksiyonu çağır. Set ya da update. Hangisiydi? Set var mı? Bir seti kullanalım. Lang n diyelim. Bakalım. Çalıştı. Şimdi bu fonksiyonu bunun on kliğinde kullanacağız. Nerede? i18 n hangi fonksiyonu çağırıyoruz? Change lokal. Bunu ne yaptı? Self olarak ekledi. Tamam. Change lokal dedik. Burayı yazmamıza gerek yok. Kendisi otomatik onu bir parametre almadığı için böyle kullanabiliyoruz. Parametre almayan fonksiyonları bu şekilde çağırabiliyoruz. Burada da şunu yazmamıza gerek kalmıyor. Ama eğer parametre alan bir fonksiyon kullanacaksanız burada şunu çağırıp içerisine parametreleri yazacaksınız. Ayrıca şurada da bunun bir işte closure olduğunu belirtmeniz gerekecek. Tamam. Bakalım tekrardan. Nasıl niye çalışmamış? Çalıştı ama bir defaya mahsus olarak çalıştı. Dolayısıyla bir yerlerde bir terslik gidiyor. Bakalım nerede bu? Konsola gelelim. Allah Allah. Hiçbir sıkıntı yok. Doğru ya. Doğru çalışmış aslında ama ben her defasında en yapmışım. Dolayısıyla match kullanmamız gerekiyor. Match lang diyoruz. Yani eğer Türkçe ise İngilizce lang, en ise ne yapsın? Lang pr yapsın. Lang TR ise lang n yapsın. Tabii şu lang set
Burada tabii muhtemelen bir hata verecek match çağırdığımızdan dolayı. Burada static mutable çağırdı. Ayrıca sen bunu nasıl değiştirirsin diye dırdır edecek şimdi. Onu da düzeltiriz. Burayı da bir kapatalım. Ne diyor? Yüz referansını kullanabilirim biz bunun. Yüz ref mutable Ben once çalıştırıyor, Lovecraft çalıştırıyor. Dolayısıyla bunun üzerinde herhangi bir değişiklik yapamayız. Updates. Updates. Bakalım bu ne istiyor? Ben once mutable de istiyor. Ah, gitme lan. Burada bu fonksiyon öyle bir fonksiyon tanımla ki referans edilen değerin mutable'ını alacak. Dolayısıyla üzerinde işlem yapabileceğiz. Tamam. L diyelim biz buna yine. Sonra şuraları bunun içerisine alalım. Evet, tabi burada match L dememiz lazım. Sonra gelip burada ne bakalım set yapamıyoruz. Neden? Çünkü bu ne ifade ediyor? Long. Tamam, benim istediğim gibi. Değil. Şöyle yapsak. Burası biraz karışacak. Set. Bir deneyelim bakalım dırdır etsin biraz. Burada hata verecek. Versin. Aa, vermedi. İlginç. İki mutable aynı anda çalıştı değil mi? Ne oldu? Evet, tahmin ettiğim gibi derlerken herhangi bir problem yok ama aslında bakın burada call mutation bunun sebebi de şu. Burada update mutu ben çağırdığım zaman L zaten bir long olarak geliyor. Tamam, mutable olarak geliyor ama ben bu mutable'ı değiştirmem lazım. L. Şunu yapacağım aslında. L eşittir. Long TR. Ama burada şunu diyecek, kardeş diyecek. Bu L bir mutable referans. O yüzden bunun pointer'ını kullan diyecek. O yüzden aynısını burada da yapalım. Bakalım. Az önceki hatayı da tekrar açıklamakta hani fayda var. Şu. Bu L buradan gelen bir mutable referans. Ben ayrıca lang fonksiyonunu çağırdığımda yani bunu hem burada hem burada çağırdığımda şunu söylüyor. Kardeş diyor bak sen zaten bunu burada çağırmıştın. Bir tane mutable'ını aldın. Rust programlama dilinde şöyle bir kural vardır. Aynı anda bir mutable referans ikinci bir defa mutable referans olarak kullanamaz. Ben iki defa lang çağırmış oldum. Birbirinden bağımsız oluyor bunlar. Ama ne yapabilirim? Benim elimde bir tane zaten mutable referans varsa ben direkt onu değiştirebilirim. Ve değiştirdim. Bu.
Evet, şimdi son olarak bakalım. Evet. Bu arada bunların yerlerinin değişmemesi lazımdı. Aslında. Yazının kendisi değiştiği için aslında değişiyor. Bunu herhalde yapmak için biraz ince ayar gerekiyor bunda. Neden ince ayar gerekiyor? Kafam döndü. Şu sebepten dolayı ince ayar gerekiyor. Bunların genişliğini ayarlamak gerekiyor ki yazılar değiştiğinde şuradaki görüntü mesela böyle sıkışma falan olmasın gibi. Evet, bu da ikinci bir dersimizdi. Şimdilik bu da bitti. Tabii ben birinci derste de unutmuştum. Fakat videonu yorum olarak yazdım. Content'in kargosuna şu iki dependency'yi ekliyorsunuz. Özellik olarak biz bu kargo paketlerini kullanacağız. Bunlar tabii dil için kullanacağımız paketler. Gece yarısı olduğu için çok heyecanlı da anlatamıyorum tabii bu arada. Ama oldu sonuçta. Şimdilik dil kısmı çözüldü. Tabii biz buraları zaman geçtikçe düzelteceğiz. Login, signing mesela yol yapalım. Sonra gelelim buraya yine signing. Sign in dedik. Benim beynim dönüyor. Gideyim yüzümü yakayım. Şimdi buraya kadar yaptık. Son olarak şu headers'ın signing kısmını da, bu arada T makrosunu kullandığımız her yer sinyal olacak. Mesela burada kullanalım. Bakın T makrosunu burada kullandığım zaman labeli de sinyal yapıyorum dikkat ederseniz. Neden? Çünkü T bir sinyal referans ediyor bize. Bir mutable sinyali referans ediyor. Haliyle label ile kullanamayız biz bunu. Bu T'yi label ile kullanamıyoruz. Ne ile kullanabiliyoruz? Sinyal ile. Aynı şekilde mesela eğer label değil de başka bir şey için kullanılsaydık bu defa yine orada da sinyali çağıracaktık. Sign in. Şimdi mesela az öncekinde burası değişmiyordu. Şimdi burası da değişecek. Değişti. Yeniden yükleyelim. Bakın. Tekrar yükleyelim bakalım. En son en olması lazım. Tamam. Tamam. Ama niyeyse bu buton olarak oluşmamış. Bu benim canımı sıktı. Onu da nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Burasını el yaparız. Child. Butonun labelini niye label eklediğimiz zaman ayrıca böyle yapıyor? Anlamıyorum. Ya da şöyle. Burada direkt referansını şöyle yapsak acaba? Ama yapmıştım, kabul etmemişti. Kabul etti bir defa. Güzel. Şimdi mesela burası buton şeklinde oldu. Okey. Şimdilik bu kadar yeterli. Kafamız döndü, gidip biraz yüzümüzü yıkayalım. Bir sonraki derste tekrar devam edeceğiz. Bu defa router'ları oluşturacağız.